Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız bize neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle güzel bir hafta diliyorum. Hepimiz için güzel geçsin inşallah. Sağlıkla diyorum. Aramız aramızda yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarasından aşağıda bıraktığım bir link var. WhatsApp linki. Tıkladığınızda konuşma penceresi açılıyor zaten. Ee, siz de e, oradan benimle iletişime geçebiliyorsunuz. buketle kahve falı bir de Instagram hesabından yine yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiğini varsa gerçekleşsin inşallah. Niyetle kapatmaktayım arkadaşlar. Şimdi öncelikle aslında bu sizin geçmiş tarafınızı ifade etmekte. Ee, bir çaba olmuş. Çaba yarıda kalıyor. Sonra tekrardan devam etmişsiniz bu çaba için. Bir yol ifade etmiş. Zaten hali hazırda yakın bir zamanda da bir kişi için. Aslında o kişiden emin değilsiniz bu arada. Bir yola gideceksiniz. Birisi var o yolun sonunda ama ondan emin değilsiniz. Yani kişiye güvenciniz yok ama o yola gidilecek der gibi. Çıkmış. Bunun da dıştan mesajı buydu. Onu bir açıklayayım dedim. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek tüm arkadaşlarımın gönüllerinden ne geçiriyorlarsa gerçekleşsin inşallah diye pozitif enerjiler yüklüyorum her şeyden önce. Niyetlenirken kapatırken arkadaşlar Şimdi e, göz dökeceksiniz. Bir beklediğiniz bir beklentinizin olduğunu, bu sizi üzünü söylüyor fincanınız bana. Muhtemelen bu gittiğiniz parayla alakalı bir yol ve sonrasında yine birisinden güvenmeseniz de gidecek olduğunuz yolla alakalı güzel gelişmelerin sevinci var diyebilirim. Şimdi ben e, bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum. Yani bizi biz yapan şeyin geçmiş yaşadıklarımızın olduğuna inanıyorum. E, bu açıklamayı da aramıza ilk kez katılan arkadaşlarımız için yaptım tabii ki de. E, bana göre benim sevdiğim fal türü şu. Geçmişte yaşayabiliriz hepimiz sınanıyoruz. Ama hani mükafatı olacak mı bu dertlerimizin sonu var mı acaba? E, bu falın mesajı da bu. Sen de geçmişte sıkıntılar yaşadın ama bakın gittikçe açılıyor. Bakalım mesaj neymiş? Şimdi yüreğinizdeki sıkıntınızı net görüyorum. Aslında oturmuş ama geçmişten gelen bir sıkıntı gibi. Fincanınızın tam ortasında göz yok. Ama bir sıkıntı öbeği oturmuş yüreğinize. Mesajı bu. Şimdi birisininle konuşma haliniz var geçmişte. Rafa kalkmış diyebileceğim bir geçmiş bu kısmı. Bir konuşma halindesiniz. Karşınızdaki insan öncelikle çok ciddi anlamda fevriye yükseliyor. Sonrasında şartlarınızı eşitleyip konuşuyorsunuz. Bir dakika yükselme bir konuşalım der gibisiniz. Yani ben e şurada sizi şöyle görüyorum. Arkanızda birini bıraktığınızı, arka daha doğrusu zaten arkanızda kalan kişinin geçmişine baktığını görüyorum arkadaşlar ben. Yani o insan zaten sizden geçmiş aslında. Yani ya arkasını dönüp gidiyor. Yeni bir kişi ise dahi, yeni bir olaysa dahi ya da zaten geçmişteki yaşananlara takılı kaldığı için hiçbir zaman ritmi sizinle aynı değil. Siz önünüze bakıyorsunuz. Güçlenmiş bir şekilde gittiğinizi görüyorum. Özellikle bir haber geliyor. O haber size güç veriyor. Haberi kim veriyor onu göremiyorum. Hem biri küçük balık hem de küçük bir kuş gibi çıkmış. Resmen tatlı güzel bir haber sizi güçlendirip arkanıza bakmamayı karar verdirmiş artık. Şimdi sizi bekleyen de bir kişi var aslında önünüzde. Bakın şuradaki iki kişi de karşılıklı güçlü iki karakter. Bu sizseniz bir şeyleri geride bırakıyorsunuz. Karşınıza güçlü bir karakter var. Bu güçlü karakter tabii ki de aile ve bir, bir, bir aile ebeveyni yani birisi olabilir. Aile fertlerinden biri olabilir. Size güç verecek biri olabilir ya da zaten bir geçmişi bırakmışsınızdır. Hayatınıza belki de biri girmiştir. Odur. Ama size güç veriyor. Onu bir görüyorum. Özellikle bir aylık, iki ay hatta son bir aylık öncesindeki bu iki aylık döneminiz diyebileceğim son iki ayınız giderek hafifleyen mücadele ettiğinizi göstermiş. işin içinde biraz para var. Yani tam olarak miras mal diyemem. Ama çıkar ve para ilişkisi olduğunu gördüğüm bir durum var. Karşı taraf için özellikle kobra yılanının kafasını kaldırdığını ve böyle bir diliyle sokmaya çalıştığını görüyorum sizi. Yumurtalıklarla alakalı sağlık sıkıntısı yaşamış olabilirsiniz veriyor iki ay öncesinde. Bir kadın, anneniz, eşiniz belki de siz kendiniz arkadaşlar, izleyicilerim kendi hayatlarına söylesin. Hani kendi hayatlarına göre uyarlasınlar söylediklerimi. Neticede kolektife bakıyorum şimdi niyetiniz çadır gibi çıkmış zaten çatı yani siz evlilik ya da evinizle alakalı sorunları geride bırakmaya çabalayan bir yapıdasınız e, parasal mücadele veren e, böyle post bıyıklı gibi çıkmış bıyıklı beyaz tenli bir adam olabilir t harfi var çok inatçı ya harfi var t ya da zaten çekiç gibi inadından dolayı bunu görüyorumdur e, post bıyıklı adamın adam arkadaşlar bu patronunuz abiniz babanız bilemiyorum e, iki kişiyi özellikle böyle Karşınızdaki insanı tutmuyor. Karşınızdaki insanı çıkarı doğrultusunda hareket ettiriyor. E, siz bu bunu haksızlık olarak değerlendiriyorsunuz. Şimdi iki kişi konuşuyorsunuz ama sizi kobra yılan gibi sokmuş. Amacınız çatı zarar görmesin ama mücadeleniz hakikaten post bıyıklı adamın haksızlığa uğra uğratması sizi. Diğer taraftaki kişi daha çok tutuyor sizi değil gibi. E, i̇ki kişi konuşuyorsunuz canım dediğiniz insanlar yılan gibi sokmuş. Böyle bir mücadele e, şuradaki gördüğüm iki kişi partner iseniz eğer arkadaşlar hayatınıza yeni giren bir partnerlik durumuysa şöyle görüyorum yani. Bir ayrılık yaşadıysanız dahi karşınıza güçlü karakterde bir insan çıkmış. Sizin mücadelenizde kafa kafaya vermiş bir çift görünüyorsunuz. Karı koca olabilirsiniz. Sevgili sözlü nişanlı olabilirsiniz. Ya da gerçekten öz kardeşinizdir bilmiyorum ama kafa kafayasınız. Sizin bu mücadelenizde kesinlikle size yardım etmeye hazır asker gibi duruyor. Güçlü kudretli de bir insan. Sizin iyiliğinize gidiyor. Böyle birinden de destek almışsınız. Bu mücadele sizi yormuş mu? Evet. Karışık mıymışsınız? Evet. E, y harfindeki bir insan ya da yengeç burcu bir insan böyle kıskaç gibi çıkmış. Ya burcu yengeçtir mesajı odur. Zaten harfinde Y olabilir. Ya da böyle zaten zehirli biraz kıskaçlı. Yani çevrenizde pek iyi niyetli insanlarla mücadeleniz çıkmamış açıkçası. En azından geçmiş mücadeleniz bu şekilde geçtiğini söylüyor. Ama aldığınız destek sizi ayakta tutabilmiş. Son 15 günlük süreciniz hakikaten akmasa da damlar. Belki öldürmez. Hani belki süründürür ama öldürmüyor yani öyle söyleyebilirim. O cinsten bir kısmetli olduğunuzu görüyorum. Akmasa da damladığını görüyorum. O yüzden aslında çok sıkıntılı bir 15 gün göstermemiş. Şimdi baktığım zaman sanki daha geçen hafta gitmişsiniz ya da bu hafta bu falı dinlerken gidiyormuşsunuz. Bu pazartesi günü yola çıkmışsınız gibi gördüm. Eli kulağında yani. Çok eli kulağında bir yol çıkıyor. Bu yolu çok planladığımızı görmüyorum. Sanki böyle çok ani o gelişecek. Bir yola gidiyorsunuz. Yanınızda biri var. Sivri kafalı, böyle uzaylı gözlü gibi çıkmış. Beyaz tenli, küçücük burnu, küçücük dudağı var. İncecik bir insan bu. O kişi de dahil olacak. Şimdi olayla alakası olmayan bir kişi dahil oluyor bu arada. Siz de zaten tepkilisiniz. Sizin karşınızda gördüğüm kişi de zaten küçücük kalmış. Yani siz aslında mücadelenizi vermiş gücün üzerinizde tutmuşsunuz. Ve hani Allah gideceksiniz ya bir yola aniden çıkacak bu yol. Sizin planınız dışında bir yol bu. Ama sizin artık yani hangi çılgın bana zincir vuracak mı şaşarım gücünüz var. Karşınızdaki insan küçük. Araya gelecek insan böyle hatta yumurta kafa gibi ya alnı açık ya kel olduğu için öyle görüyorum. Böyle uzaylı gözlü gibi iri iri gözleri var. Bakışları belki çok keskin parlak gözlüdür. Ama küçücük burnu var. Küçücük de incecik dudakları çıkmış yani bu insanı beyaz tenli. Bu insan size üçüncü kişi olarak dahil olacak. Siz gittikten sonra bu yola gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir resmi düşünceniz oluşacak kafanızda. Bugüne kadar oluşmamış olan ama bundan sonra hmm, madem öyle işte böyle delirtilecek bir şey bu arkadaşlar. Açıkçası aldığım enerji bu. E çünkü bugününüze gittiğiniz yolu Ekim'in sonuna doğru bir kez daha gitmeniz gerekecek ve o gidişinizde bu sefer diyeceksiniz ki tamam ben artık bu resmi süreci düşünmeliyim. Çünkü pek bir düşünce gibi çıkmış ama hani uygulamaya başladıysanız da eğer yani bir resmi sürece giriş olacaksa da arkadaşlar şöyle söyleyeyim beklemeli gidecek. Yani öyle bir kere de tek celsede had verdim imzaya oldu bitti değil. Yani ya düşünceniz oluşuyor ya da zaten uygulamanız oluşacak ama bekleyeceksiniz yani şimdi Ekim'in sonu Kasım'ın ortasında bitecek bu Kasım'ın ortasındaki şöyle bir e, elinizde kupa gibi çıkmış ama 4 tane hatta bir insan hiç beklemediği için ters dönüyor yani sizin güzel gelişmeleriniz var bir insanla karşılıklı yüzleşmeniz var Ekim sonunda hatta Kasım'ın ortasında sonuçlanacak bir resmi ibare çıkmış yine bir yumurtalık görüyorum acaba bebek müjdesi mi istiyorsunuz acaba bebek mi istiyorsunuz ya da bu gördüğüm parasal durum bebek tedavisi için kullanılacak mıdır? Çünkü Kasım'ın sonunda bir kupa var, bir yumurtalık görüyorum, bir çıkacak para görüyorum. Yani e, çocuk olduğu için hayatınızı, maddiyatınızı mı ağırlıyor hani ayarlıyorsunuz? Öyle mi değerlendirmeliyim? Yoksa e, bir tüp bebek tedavisi görmeniz gerekiyor da parasal bir durum mu? Ama böyle bir müjde var yani onu söyleyeyim. Kasım sonu arkadaşlar göstermiş bunu da. Şimdi sizin bu mücadelenizin bitiminde parasal olarak bir tane şey görüyorum. Kupa. Bu sizin kazandığınız anlamına gelmekte. Kasım'da bir yüzleşme ortamınız olacak ama hiçbir yani özellikle bir tanesi hiç beklemezmiş. Ters duruyor. Yani bir şeyler sizin istediğiniz gibi gidip karşı tarafı yüzecek cinsten sonuçlanacak. Zaten sonrasında karşınıza küçücük kalmış. Kasım ayının sonu olarak vermiş arkadaşlar bunu. Yine bir kobra gibi yılan ağzını açmış ama e maalesef etrafa temiz resmi sürecinizin başlatıldığı fakat kasımın ortasında sonuçlandığı kasım sonuçlanır sonuçlanmaz da bir bebek müjdesi ya da haber alabileceğinizi yüzleşmelerinizin olduğunu ama bir insanın hiç beklemediği şekilde sonuçlanmış ters duruyor o insan arkadaşlar yani geçmiş olsun <laughs> yani arkadaş karşınızdaki insan rakip neyse artık kesinlikle ee, onun istemediği şeyler olduğu kesin Şimdi ailevi durumlarla alakalı çıktı arkadaşlar bu davanız. Kasım'dan sonra Aralık olacak. Zaten çok da öfkeli yüzlü bir insan çıktı. Ağzından da büyük büyük sözler çıkıyor. Kırıcı, bencil bir insan. Size büyük büyük laflar söyleyecek. Takılacak mısınız? Hayır. Aileniz açılıyor mu? Kesinlikle evet. Çatınız net çıkmış. Yani anne babanız ya da amcanızdan yaşıyorsa babanızı, teyzenizden yaşıyorsa anneniz diyecek ki benim evlatlarına mutlu ama kimse bozamaz. Ne haliniz varsa görün. Hakikaten böyle çekilmiş bir resim var. Çünkü buradaki insan çok öfkeli ve ağzı açık acı acı sözler söyler. Aş tarafınızı bir dedikodulu görüyorum. İş tarafınızı S harfindeki bir insanla gelecek. Güzel yardım. Van'ın ve Samsun'un S harfleri var öne açık olarak gösteriyor. Sizin mücadeleniz Kasım'dan sonraki ya da bu gidip gelmeli yerleriniz tamamen ailesel olabilir. Teyze, amca faktörleri olabilir. Miras davası olabilir. Çünkü özellikle Aralık ayında sizi böyle karşılıklı konuşmalar e, çıkmaya çalışan öfkeli bir insan ama neticede çatı altında biz bizi yeteriz diyen ebeveynleriniz şeklinde görmekteyim. İş ve aşk tarafı açık demiş bana falınız. Ben görevliliklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Dilimin döndüğünce dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. E, sabahları saat 10, akşamları da saat 6'da iki tane fal, bir tane de öğlen saat 3'te tarot falı yayına alınmakta biliyorsunuz ki. Her gün yeni arkadaşlarımız dahil oluyorlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tüm eleştirileri ve önerilerinizi açayım. Buradan bildirmek isterim. Önerilerinizi seve seve dinlerim arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Ben her videomun sonunda falımı bitirdikten sonra kesinlikle böyle güzel temenniler diyelim ona. Güzel enerjiler yolladığım bir alan burası benim için. Bu kısmını seviyorum. Şahsınıza sanki mutfağınızda oturdum fal baktım. Sonrasında da sohbete devam ediyormuşuz gibi hissediyorum. Nasıl ulaşabiliriz diye yorumlarınızı okuyorum. Aslında en başında yazıyor bant olarak her fal başı sonu söylüyorum ama kaçırıyorlar belli ki 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz sürecimiz uzadı hali hazırda kış geliyor yine kaygılarımız artıyor dilerim bu illetin kökü kurur. İnşallah şifalanırız maddi manevi zorlandık İnşallah diyorum ki sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak bizim kendimize söyleyip ayağımızı dik tutmamızı gerektirecek bir süreç sağlığımıza ve psikolojik sağlığımıza dikkat etmemizi gerektirecek bir süreç. Yine tabii ki de başa da sarıyor olabiliriz zaman gösterecek. O yüzden sağlığın yerindeyse su yolunu bulur diyorum. Sizleri de temennim tabii ki de bu. Yani sınav dünyasındayız. Dün nelerle sınanıyorduk bugün nelerle sınanıyoruz. Yarın bizi kim bilir daha neler bekliyor. Varsa kapanmış kapılarınız umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Sağlığımızda yerindeyse su yolunu bulacak demeliyiz. Tabii ki de bugün bizi sınayan arkadaşlarımız can kan dediğimiz insanlar tarafından da darbeler alabiliyoruz. Ben şey derim ya bedduanın negatif enerjisinden çok korkuyorum. Seni değil sevdiğini bulur diyorlar. Bu e, öfke harbinde bu öfke savaşında sevdiğimin yeri yok arkadaşlar. O yüzden 3 e, günlük dünya zaten etme düny bulma dünyası. Ben bir insanın yaşattığı ne varsa yaşamadan ölmeyeceğine inanan biriyim. Size de temennim bu. Siz de kendi kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizin olsun. Çünkü ben sosyal hayatımda dalla da herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Buna da gönülden inanırım. Bir insan kalbinin neleri ekebildiyse sadece etrafındaki insanlara onları verebilir çünkü. E o yüzden diyorum ki ben kalbi güzel insanların kalbinde ne varsa hepsi bir an onların olsun diyorum. Size de temennim o. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. En kısa zamanda da her ne yaşıyorsanız, ne hissediyor, ne düşünüyorsanız sizin olsunlar diyorum. 3 buket e, temenni listeli videomun sonuna geldim. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Yarınlarınıza nasıl umudunuzu yitirmeyin. E, varsa kapanmış kapılar açılacak mutlaka umut. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun. Ve her bir en kısa zamanda sizlerin olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomun sonuna geldim. Tabii ki de başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.